Selamun aleyküm aziz cemaat. Biliyorsunuz geçen bir iki olaylar oldu. Ben detaylarına girmek istemiyorum. Herkes izlemiştir. Herkesin haberi var. Bizim biraz geçmişe dönmek istiyorum. Biliyorsunuz zamanında biz vatandan sürüldükten sonra 40. 50. 50-60. Yıllarda bile bir hareket başlamıştı. Bizim Akhisar yerli Türkler vatana dönmek için bayağı yol koşturmuştular. Bayağı vatanımızı kazanmak için eziyetler çekmiştiler. 1989 yılında Fergana olaylarından sonra biliyorsunuz bizim adımız gazetelerde çıktı. Bize sahip çıktı Türkiye Devleti. Bizim derdimizi, eziyetimizi bizden duydu. Bize yardımcı olmaya çalıştı. Biliyorsunuz bizim eskiden Oda Başıf'dan sonra Yusuf Melin vaktinde 80-90 yıllarda kapılarda bizim millet durup mitingler etti, taleplerde bulundu, dünyaya çağrıda bulundu. Biz bu eziyetleri çekip bugüne geldik. Bizi Türkiye Devleti tanıdı, bize yardım, korlamak, derdimize derman olmak istedi. Ondan sonra bizim bir vatan cemiyeti olarak çatı kuruluşumuz vardı. Bir araya başka derneklere de getirmek için böyle bir karar alınmıştı. Türkiye Devleti tarafından da biz de ona razılık vermiştik. 2011. yılda Dünya Kısa Türkler Birliği diye bir organizasyon kurduk. Onun da işte başkanı bugünkü olan insan oturuyor orada. Bir ağızdan, bir karakaptan, bir gücü olup vatan meselesini çözmek için, yani bizden alınan haklarımızı geri almak için öyle bir organizasyon kurulmuştu. Ama bugünkü güne geldi bakıyorum, o amaçla kurulan organizasyonun hiçbir o yolda adım atılmadığını görüyorum. Bizim de Rusya'da yaşayan milletimiz bu konudan çok rahatsızdır, narazıdır. Ama bu 13 yılın içinde bize edilen hakaretler, bize edilen suçlamalar, bizi alçaklamak, bizim milleti alçaklamak, iftiralar atmak, benim şahsi kendi adıma da atılan iftiralar, tabii bu benim sorunum. Bugün bizi o duruma getirdi ki biz bugünkü DATOB'un başkanı olduğu insanı yani ayırmıyorum. Millet olarak ayırmıyorum ama biz diyoruz ki eğer bizim böyle bir derdimiz var ise, böyle bir sorunumuz var ise, böyle bir toplumsa o toplumun da o organizasyonun başında bizim şenlik olması lazım. Şimdi biz bu meseleyi bugün kaldırmazdık. Eğer gerçekten biz kardeş gibi bir arada bu meseleyi çözeydik, Zastavon Perigavar'ı oturup tartışaydık, konuşaydık, böyle bir sorun çıkmazdı ortaya ama o dereceye getirdiler. Ben bir içtihat etmem istemiyorum. Neler geçmiştir bu 13 yılın içine, neler değilmiştir, nasıl bize hakaretler edilmiştir. Ama son o Almatı'daki açıklama bizi gerçekten çok üzdü. Buradaki yaşayan Aksa Türkler, ben bizi dedim, bizim Rusya'daki yaşayan Aksa Türkleri, ben de zannederim başka devletlerdeki yaşayan Aksa Türklerini de çok üzülmüştür. Vatandaşlar o parayı bir taraftan yani demeye çalıştı ki siz gördüğünüzü, size yaptığı suçlamalar, size yaptığı hakaretlerde ben de görmüşüm. Ben de diyelim ki daha ismini vermezsen, o insanın ismini vermezsen milletin adını kullanıp sizi bele etti demeye çalıştı. Ona sebeple millet ayaklandı. Ona sebeple millet bugünkü DATOB'un üstünde olan, DATOB'un başkanı olan insanı istemiyor bizim Rusya Federasyonu'nda. Gerçekten gelin biz Akhisar Türkleri kendimiz birleşek. Kendimizin başkanımız olsun, bize ait başkan olsun. Kendimiz içimize meselemizi çözeriz. Kendimiz içimize ne bileyim her türlü soruna cevabını veririz. Rusya'da bizim cemaat çok rahatsız oldu. Ayaklanmalar var. Ne bileyim bu iş daha kötüye gidecek. Daha problemler yaratacak. Herkes kendi arabasını, kendi çekmesini teklifinde bulunuyorum. Herkes kendi milletin adına bir cemiyet kurmaya hakkı var. Herkes kendi milletini savunmaya hakkı var. Benim burada terakeme dostlarım var, terakeme arkadaşlarım var. Ben hiçbir zaman onlara karşı değilim. Onlar bizim dostumuzdur. Ben bunlarla oturup çayda içiyorum, yemekte yiyorum. Hiçbir sorunla aramızda sorunumuz yoktur. Ama onlar da bize destek çıksın. Kendi organizasyon adından biz de onlara yardımcı olak. Kendi organizasyon adımızdan. Biz kimseye kötülük işlemiyoruz ama görüyorsunuz olmuyor. Olmuyor. Adam işte cemaat burada işte bayağı başkalarıyla konuşmalarımız var. Herkes rahatsızlığını bildiriyor. Buna sebep ben talepte bulunuyorum. Ben size çağrıda bulunuyorum.
9 devlette yaşayan bizim Akkısa Türkler, yerli Akkısa Türkler Dernek Başkanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Bu işe yeter, dur deme vakti geldi. Çağrıda bulunun, ya da ki ne bileyim baykot mu edersiniz, ne edersiniz o size kalmıştır. Bu mesele kökünden çözmek lazım abi, adamlıkta böyle olmuyor.